İş dünyası devam ediyor efendim. Şimdi yanımdaki konuğum Exkoran Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan. Ta Urfa'dan burada yanımızda. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk Didem Hanım. Ya ta Urfa diyorum da yani biraz önce size de söyledim. Urfa'yı duyunca zaten böyle bir ay ne güzel falan oluyor insan. Tabii şimdi Urfa'dan çok başarı hikayesi çıktığını duyduk. Yani onu biliyoruz. Sizin... Doğru. Bu sektördeki başarı hikayeniz başka bir boyutta. Çok genç yaşta başarılara imza atmaya başlamışsınız. Özellikle teşekkür etmek istiyorum size. Rica ederim. Çünkü hakikaten bu hikayeleri, bu başarı hikayelerini duymak herkese hem ilham oluyor hem de genç nesile biraz daha ya çalışırsan başarırsın mesajı veriyor. Yanlış mıyım? Mutlaka. Çok kısaca bir bahseder misiniz önce? Çok sorun var ederim. Sektörle ilgili. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sağ olun. Öncelikle sizin gibi deneyimli bir sunucunun, muhabirin karşısında olmak benim için bu sürdürülebilirlikten hep bahsediyoruz ya. Evet. Başarının da sürdürülebilirliği olmalı. Burada da olmak benim için... Yani hayatımın bir dönüm noktası yani diyorsunuz diyebilirim. Diyorsunuz ki bu kadın bu yaşa kadar buralarda kaldıysa bir şeyi biliyordur. O yüzden evet. Mutlusunuz. Ya. Teşekkür ediyorum. İltifatınızı kabul ediyorum evet. Ben de. Buyurun. Şimdi ben Exkoran Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı olarak buradayım. Tabii hikayem Urfa'da başlıyor. Hı. Aslında İstanbul merkezli bir firmayız. Exkoran Elektrik 17 yıl oldu. 2008 yılında İstanbul'da faaliyetlerine başladı. Tabii elektrik şalt malzemeleri, alçak gerilim ürünleri üzerine birçok büyük markaların distribütörlüğünü, bayiliğini, satışını, ithalatını, ihracatını her şeyi yaptı. Tabii hikaye böyle olurken hep bu büyük firmaların CEO'larıyla beraber olduk, satış pazarlamacılarıyla beraber olduk, yurt dışına onların ofislerini, fabrikalarını ziyaret ettik. Didem Hanım her zaman kafamda şu vardı, ya bu çekik gözlülerin yaptığını acaba ben de yapabilir miyim? Yani bu adamlar milyar dolar ciroları yapıyorlar, gelip burada bize 10, 20, 50 milyon dolarını satıyorlar. Acaba biz de böyle yapabilir miyiz? Benim hayatımda şu var, arzularınız ne kadar güçlüyse sonuç o kadar güçlü olur. O yüzden benim de çok büyük bir arzum vardı. Tabii... Bu hikayede yol yürürken bir gün karşıma Güney Koreli bir firma çıktı. 15 yıl böyle 2005 yılında Türkiye'ye bir yatırım yapmışlar. Ülkeye girmişler ama o kadar bir heyecanları olmamış. Piyasayı iyi okuyamadıkları için bir başarı sergileyememişler. Ondan sonra yolları bizimle kesişti. Biz onların distribütörlüğünü yaptık. Çok hızlı bir büyüme kaydettik. Onlar da bunu görünce ve biz de biraz zorlayınca yaklaşık 5 yıl kadar önce firmanın dünyadaki tüm üretim ve satış lisans haklarını bize devrettiler. Biz aldık. Bu markayı ilk öncelikle yerli ve milli yaptık. Yerli ve milli yaptığımız ilk yıl, inanın ben fiyat listemizi hazırlarken çocuklara dedim ki bu fiyat listesinin başında hikayemizi yazarken Cumhuriyet'in 100. yılında yerli üretime geçiyoruz diye dedim yazın. Sonra ekip arkadaşlarıma dedim beni de mahcup etmeyin biz bunu yapalım. Allah nasip etti Cumhuriyet'in 100. yılında LEED sertifikalı kendi elektrik enerjisini kendisi üreten atık suyunu depolayabilen yağmur suyunu tekrar kullanılabilir hale getiren çevre dostu bir binada üretime başladık. Ürünlerimizin hepsinin yerli malı belgesini aldık. 200 milyon dolarlık yıllık kapasite ile üretime başladık. Amacımız ne? Tabii uluslararası arenada bu büyük markaların karşısında yerli ve milli olarak var olmak zorlukları elbette var. Yani çok zor bir olaya karşılıyorsunuz, giriyorsunuz ama biz bunu başarabileceğimize Didem Hanım yürekten inanıyoruz. Çünkü uluslararası büyük firmaların geçmişine bakıyorum. 50 yıllık, 60 yıllık. Bugün biz belki 17-20 yıllık olabiliriz ama 50 yıl sonra biz de 70 yıllık olacağız. Ben ve ekibim, zaten çok genç bir ekibim var. Bunun için çalışıyoruz. Dünyanın her yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Ve Türkiye'den dünyaya böyle bir marka çıkarma hedefimiz var. Bunun yanında... Biz alçak gerilim ürünleri satıyoruz ya dediniz işte insan ilham alır, örnek alır.
Yine Urfa'da bizim çok değerli bir dostumuz vardı. O da orta gerilim tarafında Türkiye'de çok hızlı bir büyüme kaydetti. Halka arzları gerçekleşti. Belki de dünyanın 70 ülkesine ihracat yapıyorlar. Şimdi orta gerilimde ülkemde bunu yapan birileri varsa ve bunlar abi olarak bize önderlik ediyorsa biz neden yapamayalım? Tabii. Bu da bize cesaret verdi. Biz bu yolda yürüyeceğiz ve kesinlikle başarılı olacağız. Şimdi tabii hikaye kendi içinde zaten ilham verici bir hikaye ama iş yapmak için de aslında zor bir dönem değil mi? Yani tabii. Hem küresel anlamda beklentiler, regülasyonlar vesaire ki siz biraz önce bahsederken saydınız işte yenilenebilir enerji, sürdürülebilir enerji, sıfır evet, karbon tabii. Bunların hepsi önemli. Ayak uydurabildiniz mi artık hani tamamen bu regülasyonlara paralel gidiyoruz biz bir eksiğimiz gediğimiz kalmadı noktasına vardık mı? Tamamen bu regülasyonlarla paralel bir şekilde yürüyoruz. Zaten dediğim gibi ilk binamızı kururken zaten çevreci bir binada üretime de başladı. Tabii bizim ürünlerimiz nereye hizmet ediyor? Yenilenebilir enerji alanına, yeşil enerji alanına hizmet ediyor. Hı hı. İşte RES'ler, GES'ler, hidrolik, ondan sonra jeotermal olan yerlere biz ürün sağlıyoruz. Biz bu ürünü sağlarken bu yeşil enerji yatırımı yapan firmalara da yoldaşlık, bir nevi mentörlük, liderlik yapmak istiyoruz. Bunun için yola çıktık. Bunu da başardığımıza inanıyorum ki şöyle bir bu sürdürülebilir enerjiden girersek bir örnek verelim. Hikaye biliyorsunuz 1970'li yılların başında petrol kriziyle başlıyorlar. Çünkü enerji güvenliği, enerji arzının güvenliği tehlikeye giriyor. Tabii. Bunun yanında da tabii toplumların çevresel faktörlere karşı duyarlılığı artınca yeni enerji kaynaklarına yönelme başlıyor. Tabii bu bir yeni enerji kaynaklarına yönelirken biliyorsunuz 1980'lerin başında ilki RES, rüzgarla. Tabii. Ondan sonra jeotermal girdi. Ondan sonra şu anda işte GES'ler çok revaçta. Biz de bunların hem kurulumunda hem üretiminde hem ta son kullanıcıya kadar gitmesindeki rolü üstleniyoruz ürünlerimizle. Ne kadarlık bir ciro dan bahsediyoruz. 2024 yıl sonu hedefi nedir ve ne kadar yakınsınız bu hedefe? Evet, 2024 yıl sonu hedefimizde biz TL bazda %50 bir büyüme öngörüyoruz. Didem Hanım şöyle, biz normalde 2024'ün 6. ayını 15 milyarlık bir rakamla. 15 milyar lira. Evet, kapattık. Ondan sonra bir 25'e ulaşmayı umut ediyoruz ve önümüzdeki verilerde zaten ulaşabileceğimizi gösteriyor. Son olarak bir de şeyi sormak istiyorum size. Bu elektrik ürünlerinde ithalat ihracat dengesi nasıl? Evet. Ona da biraz değinelim. Değinelim. Tabii ki biliyorsunuz bizim gibi böyle gelişmekte olan ülkelerin en büyük handikapı aslında ithalat ihracat dengesini korumak. Biz X-Koren olarak ne yapıyoruz? Biz satışlarımızın yarısından fazlasını dış pazarlardan elde ediyoruz. Bu ithalat ihracat dengesine burada bir katkımız oluyor. İthalat ihracat dengemiz tabii Türkiye'de çok büyük markalar var bizim sektörümüzde. Tabii onların burada da üretimi var ama birçok ürün yine ithal geliyor. İthal biraz daha fazla diyelim. Zaten hikaye nasıl başlıyor? Biz bu yola çıkarken bu ithalat ihracat dengesinde biz neden dünyaya ihracat yapamayalım, biz niye bu da yer almayalım diye karar verdik. İnşallah belki bugün ithalat önde olabilir ama yakın vadede inşallah biz de ülkemiz olarak bizim gibi yatırımcıların artmasını da umut ederek, ümit ederek biz ihracatta elektrik sektöründe öne geçeceğimize inanıyorum. Pekala, çok teşekkür ediyorum ama sizi uğurlamıyorum. Bu arada gong çaldı, borsa kapanışını ben bir vereyim müsaadenizle. %1.89'luk yükselişle 9.758 puan seviyesinden BIST 100'ü kapattık. Şimdi bu gongun çalması sizi heyecanlandırıyor mu? Tabii ki heyecanlandırıyor. Bizim de öyle bir heyecanımız var. Neden? Çünkü biz bir ay önce sermaye piyasası kuruluna paylarımızı halka arz etmek için başvuruda bulunduk. Tabii
İşlenen süreçler devam ediyor. Öngörümüz dördüncü çeyreğin ortaları veya sonuna doğru paylarımızı halka arz etmek. Bu da bizim için bir dönüm noktası olacak. Uluslararası arenada tanınırlığımızı arttıracak ve işlerimize önemli katkıda bulunacağını umut ediyorum. Ekskoray Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan, çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ayağınıza sağlık, başarılar diliyorum. Ve müsaadenizle bir kez daha ben şimdi Philip Capital'a gidiyorum.